Evet sevgili arkadaşlarım, hepiniz fizik çözer, metin çözer, fizikokoliye hoş geldiniz. YGS fizik denemelerimizden 13.sünü çözmeye başlayalım güzel kardeşlerim. Artı yüklü iletken K çubuğu ile yüklü iletken L ve M çubukları üçgen şeklinde birleştiriliyor. Buna göre yük dağılımı hangileri olabilir diyoruz güzel insanlar. Şimdi arkadaşlar K'nın artı yüklü olduğunu biliyoruz. Fakat L ile M'nin hangi yükle yüklendikleri hakkında bir bilgimiz yok. Yalnız yüklü olduklarını biliyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar toplam yükümüz sıfırsa şekil 1'deki gibi olabilir. Toplam yükümüz artıysa şekil 2'deki gibi ve toplam yükümüz eksi ise şekil 3'teki gibi olabilir. Sevgili arkadaşlarım malumunuz iletken cisimlerde toplam yük bu iletkenin dışında toplanır. Çünkü aynı cins yükler ne yapacaktır? Birbirini itecektir diyoruz. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar toplam yük ne yapacaktır? Burada kürenin dışında toplanacaktır diyoruz güzel insanlar. Dolayısıyla cevabımız 1, 2 ve 3 olacaktır diyoruz. Aşağıdaki dalgalardan hangileri mekanik dalga değildir? Sevgili dostlar, mekanik dalga dediğimizde aklımıza ne gelecek? Maddesel ortamlarda oluşan ve yayılan, oluşması için ve yayılması için maddesel ortama mutlaka ihtiyacı olan dalgalar. Örneğin su dalgası suda oluşur. Yay dalgası yayda oluşur. Ses dalgası sevgili arkadaşlar hava ortamında oluşur. Biliyorsunuz boşlukta ses dalgası yayılmaz. Su dalgası suda oluşur. Deprem dalgası da arkadaşlar yerküre içerisinde oluşmaktadır. Fakat radyo dalgası sevgili arkadaşlar bir elektromanyetik dalga olduğu için radyo dalgamız nedir arkadaşlar? Elektromanyetik dalga. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar radyo dalgası nedir? Mekanik dalga değildir. Cevabımız Ceyhan diyoruz. İş direnci önemsiz üreteç ve KLM lambaları ile kurulu şekildeki elektrik devresinde X, Y, Z anahtarları açıkken tüm lambalar ışık vermektedir. Acaba doğru mu bakıyorum? Evet. Sevgili arkadaşlar görüldüğü gibi akım çıktı. Geldi. Tüm lambalar ışık verdi. Zaten anahtar açık olduğu için akım geçmez, akım geçmez, akım geçmez. Dolayısıyla bu 3 lambada seri bağlı oldu. Buna göre yalnız L lambasının ışık vermesi için hangi anahtar kapatılmalıdır diye soruyor sevgili dostlar. Yalnız L'nin ışık vermesi için diğer 2 lambanın kısa devre yapılması gerek. O halde arkadaşlar ne yapıyorum? Bakın X anahtarı kapatıldığında akım buradan geldi. Şimdi eğer başka bir anahtarı kapatmasak mecburen M'nin de üzerinden geçecek. M'yi de arkadaşlar devre dışı bırakmak için onu da kısa devre yapıyorum. Ve dolayısıyla cevabımız X ve Z olmaktadır. Sevgili dostlar bu durumda şu noktaya A dediğinizde buranın da A olduğunu geliyoruz. Bakın düz yol. A noktası, düz yol A noktası. Şu noktaya sevgili dostlar B noktası dediğimde düz yol B noktası, düz yol B noktası, geliyorum B noktası. Bir devre elemanın her iki ucu aynı noktayı gösteriyorsa bu nedir sevgili dostlar? Kısa devre olmuştur. Görüldüğü gibi K'nın her iki ucu A, M'nin her iki ucu B. Dolayısıyla bunlar kısa devre oldu. Ve yalnız akım görüldüğü gibi şuradan şöyle çizdiğimde maviyi takip edin. Evet geldi. Ve buradan devreyi tamamladı diyoruz. X noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci aynı anda serbest bırakılan noktasal KLM cisimlerinin görüntülerini izliyor. Buna göre hangileri doğrudur? Sevgili dostlar, öncelikle görüş alanını belirlememiz için aynanın normalini çizelim. Tabii ki bu
yapılabilecek, izlenebilecek yollardan biri. Sonra ne yapıyoruz sevgili dostlar? Normale bakın, şu gözden normale dik gel, geldiğin kadar git şu noktadan. Demek ki şuradan yansıyan ışın, bakın arkadaşlar, göndersek şu noktaya, göndersek yansıyan ışın buradan geçiyor. 2'ye 1. Görüldüğü gibi sevgili arkadaşlar, düşeyi 1, yatayı 2, düşeyi 1, yatayı 2 olacak şekilde şu şekilde geldi. Şimdi sevgili arkadaşlar, şu normale dik gelelim. 1,5 köşegen gel, 1,5 köşegen git. O halde yansıyan ışın buradan gelecek. Normali çizdik ve arkadaşlar görüş alanını belirledik. İşte bu bizim görüş alanımız. Şimdi bakalım. Cisimleri aynada aynı anda görmeye başlar. Evet sevgili arkadaşlar. Çünkü görüldüğü gibi buradan serbest bırakılıyor aynı anda. Ve üçü de aynı anda görüş alanına giriyorlar. O halde cevap 1 doğru. En uzun süre K cisminin. Bakın sevgili arkadaşlar, M cismi şu noktada görüş alanından çıkıyor. M cismi. L cismi şu noktada görüş alanından çıkıyor. K cismi ise bu noktada. Yani K cismi daha uzun süre kalmaktadır diyoruz. M cismi L cisminden daha kısa süre. Sevgili arkadaşlar, zaten en kısa M, sonra L ve en uzun sürede K görüş alanında kalmaktadır. O halde her üçü de doğrudur diyoruz. Saydam X ortamından saydam Y ortamına gelen tek renkli ışın izlediği yol şekildeki gibi verilmiş sevgili dostlar. X ortamının ışığı kırma indisinin Y ortamının ışığı kırma indisine oranı nedir diyor sevgili dostlar. Şimdi güzel insanlar, bizim buradaki ilkemiz Snell kanunu dediğimiz sevgili dostlar. Öncelikle bu iki ortamı ayıran yüzeye bir dik çiziyoruz. Bunun adına ne deniyor sevgili dostlar? Normal. Yüzeye çizilen dikmeye normal deniyor. Gelen ışının normalle yapmış olduğu açıya gelme açısı, kırılan ışının normalle yaptığı açıya kırılma açısı diyoruz sevgili dostlar. Peki Snell kanunu neydi sevgili dostlar? Nx çarpı sinüs i eşittir ny çarpı sinüs r diyoruz güzel insanlar. Şimdi bunu uygulayalım. Sinüs i. Sinüs ne demekti sevgili dostlar? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Görülüyor karşı dik kenar 3, komşu 4. O halde hipotenüsümüz 5. Aynı şekilde burada karşı 4, komşu 3, hipotenüs 5. O halde nx yazıyorum. Nx çarpı, şuraya yazalım şöyle geniş bir şekilde sevgili dostlar. Nx çarpı sinüs i 3 bölü 5 eşittir ny çarpı sinüs r 4 bölü 5 karşı dik kenar bölü hipotenüs 4 bölü 5. Görüldüğü gibi sevgili dostlar, ne diyoruz şuradaki 5'lere? Güle güle diyoruz. Bu durumda güzel insanlar, nx bölü ny oranı, nx bölü ny oranı ne oldu? 4 bölü 5 oldu diyoruz. Şimdi sevgili arkadaşlar, görüldüğü gibi x ortamından y ortamına gelen ışın normalden uzaklaştı. Normalden uzaklaştığına göre fakirleşmiş demektir. Yani az yoğun ortama gelmiş demektir. Normale yaklaştıkça zenginleşiyor demektir. Ortamın kırıcılık indisi artıyor. Demek ki nx ny'den daha büyük. Öncelikle bunu hiçbir işlem yapmadan görebiliriz. Bu önemli. Çünkü arkadaşlar nx bölü ny'yi sorduğu için nx ny'den büyük olduğundan dolayı ne yaparız? Bu birden büyük bir sayı olmalı deriz.
nx bölü ny sevgili arkadaşlar. Evet, burada zaten şu 5'leri götürdük. Yanlış bir işlem yapmışız görüldüğü gibi, bakın arkadaşlar. Böylelikle bu mantık aralığını belirlediğimizde, bak burada arkadaşlar yaptığımız hatayı görebiliriz. Ha, ne diyorum? Nx ny'den büyük olmalı. Ama bulduğum sayı 4/5. O zaman yanlış bir iş yaptım diyorum. Ha, baktım şuradaki sadeleştirdiğim 5'i şuraya yazmışım. O halde cevabımız 4/5 olamaz. 3/5 olamaz. Nx daha büyük. 3/4 olamaz. 9/16 olamaz. Bakın arkadaşlar, nx'in ny'den büyük olduğu tek şık Diyarbakır diyoruz güzel insanlar. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, bu da fizikte önemli bir şey. Önemli bir durum. Yani çözüm aralığını belirlememiz sevgili dostlar. Şekildeki kesik koni biçimindeki kaptan H yüksekliğinde D öz kütleli sıvı bulunurken sıvı kütlesi M. Şimdi sevgili dostlar, demek ki buradaki hacme V diyecek olursam M eşittir DV. Sevgili dostlar, buradaki hacmin V'den büyük olduğunu biliyorum. Buraya biz 2D öz kütleli sıvı korsak, kabın geri kalan kısmı 2H yüksekliğinde 2D öz kütleli sıvı ile doldurulursa toplam sıvı kütlesi için ne diyebiliriz? Eğer sevgili dostlar, burası V olsaydı 2D ve 2M olurdu. Fakat V'den büyük olduğu için buraya konulan kütleye M üssü dersem, M üssü büyüktür 2D ve. Yani M üssü büyüktür 2M. Toplam kütle M artı M üssü. Dolayısıyla da arkadaşlar 3M'den büyük olacağı görülmektedir diyoruz. Taşma seviyesine kadar sıvı dolu kaba sıvı yüzeyinden ayrı ayrı bırakılan kaleme cisimleri eşit hacimde sıvı taşırarak dengeye geliyor. Sevgili dostlar, bunlar eşit hacimde sıvı taşırdığına göre bunların hacimleri de ne olmalıdır? Eşit olmalıdır. Dolayısıyla bu cisimlere etki eden kaldırma kuvvetleri Fk eşittir V batan çarpı D sıvı çarpı G ilişkisine göre, zaten D sıvı ile G aynı. Görüldüğü gibi V batanlar da V olduğuna göre sevgili dostlar, etki eden kaldırma kuvvetleri arasındaki ilişki ne olacaktır? Eşit olacaktır. Zaten etki eden sevgili dostlar kaldırma kuvveti yer değiştiren, eğer bu bir taşırma kabı ise taşırdığı sıvının ağırlığına eşittir. Taşırdığı sıvılar da eşit olduğu için mutlaka ki sıvı ağırlıkları eşit olacaktır diyoruz. Türdeş ve silindir biçimindeki cisim şekil 1'de yere yaptığı basınç P1. Cisim düşey olarak ortadan kesilip kesilen parçalar şekil 2 ve şekil 3'teki gibi görülüyor. Bunların basınçları P2, P3 ise P1, P2, P3 arasındaki ilişki nedir diye soruluyor güzel insanlar. Şimdi sevgili dostlar, eğer bir cisim, katı cisim, düzgün prizma ise basıncını sıvı basıncı gibi düşünebiliriz. HDG dolayısıyla kesit alanına bağlı değil. P1, P2 ne olacaktır? Eşit olacaktır. Şimdi arkadaşlar, 2 ve 3'ü dikkate alacak olursak, ağırlıkları aynı olmasına rağmen burada kesit alanının büyüdüğü görülmektedir. Kesit alanı büyüdüğüne göre arkadaşlar basıncı küçülecektir. Yani P2 P3'ten büyük olacaktır. P1 ise P2'ye eşit olacaktır. Sevgili dostlar, biraz önce de dediğim gibi P1 eşittir P2, o da eşittir HDG diyoruz pratik olarak. Niye? Çünkü bunlar düzgün prizma. Bir de arkadaşlar şöyle bakalım. Bakın, bu ağırlığa G dersek, şurada kesit alanına S dersek yarısı, buradaki ağırlık 2G olacak. Kesit alanı da 2S olacak. 2G bölü 2S, görüldüğü gibi 2'ler sadeleştiği için G bölü S. Bunun basıncı da G bölü S.
Dolayısıyla P1 ile P2'nin eşit olduğunu ağırlık bölü kesit alanından da görebiliriz. Dediğim gibi katı cisim düzgün prizma ise basıncını sıvı basıncı gibi pratik olarak HDG düşünüyoruz sevgili dostlar. Cevabımız P1 eşittir P2, onlar da büyüktür P3 diyoruz. Boyutları verilen aynı maddeden yapılmış işleri dolu aynı sıcaklıktaki KLM cisimleri şekildeki gibidir güzel insanlar. Cisimlere eşit miktarda ısı verildiğinde son sıcaklıkları arasındaki ilişki nedir? Güzel insanlar, bizim buradaki ilkemiz nedir? Q eşittir MC delta T. Yani kelmacit diyoruz kısaca. Buradaki M'ye bakmamız lazım. Aynı maddeden yapıldığı için zaten C'ler aynı. Dolayısıyla güzel kardeşim C'yi dikkate almamıza gerek yok. Şimdi M'e bakalım. Bunlara eşit miktarda ısı veriliyor. Zaten görüldüğü gibi Q'lar da aynı. O halde hacimleri, burada bir küp görüyorum. 8 A küp. 2 A çarpı 4 A çarpı A hacmi 8 A küp. A çarpı A çarpı 8 A 8 A küp. Görüldüğü gibi sevgili dostlar, bunların hacimleri de eşit. Ve hacminde ve hacminde ve hacminde. Aynı maddeden yapıldıkları için kütleleri M eşittir deve, M eşittir deve, M eşittir deve. Yani bunların kütleleri de eşit oldu mu? Oldu. O halde sevgili arkadaşlar, Q'lar aynı ise delta T'ler de aynı olacaktır. Çünkü delta T'yi çektiğimde Q bölü MC olacak. Sevgili arkadaşlar, dolayısıyla Q da aynı, MC'ler de aynı, kısaca aynı, kısaca aynı oldu. Yani cevabımız Zadiyaman diyoruz. Evet sevgili dostlar, aynı üzerinde bulunan 3 kuvvetten F1, F2, F3 kuvvetinin bileşkesi R şekildeki gibidir diyoruz sevgili dostlar. Şimdi buna göre F3 kuvveti 1, 2, 3, 4 ile gösterilenlerden hangisi olamaz? Şimdi sevgili arkadaşlarım, 1'e bakalım. F1 ve F2'nin bileşkesi mutlaka şu aralarda bir yerde olacak. Dolayısıyla sevgili dostlar, eğer 1 olursa şu arada bir yerde olmak zorunda. Peki R bu araya düşüyor mu? Hayır. O halde arkadaşlar 1 olamaz. Şimdi bakın, eğer arkadaşlar 2 olursa şu arada bir yere düşecek. R bu araya geliyor mu? Hayır, olamaz. 3 olduğunda güzel insanlar bakın, şu arada bir yere düşecek. O halde bu olabilir. Eğer 4 olursa bu arada bir yere düşecek. Olabilir. Veya bakın şöyle de düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. F2 ile şu 4'ün bileşkesi bu yönde olabilir mi? Olabilir. Bu ikisinin bileşkesi, geriye kalan iki kuvvetin bileşkesi de bu arada olabilir mi? Olabilir. Demek ki 4 olabilir. Yine sevgili dostlar, F2 ile F1'in bileşkesi bakın şu arada bir yere düşebilir mi? Olabilir. Dolayısıyla şu iki kuvvetin bileşkesi de bu aradaki arkadaşlar küçük açı İki kuvvet arasında bakın. Şuradan baktığınızda büyük açı. Sevgili dostlar şöyle baktığınızda bakın bu büyük açı. Bu küçük açı mutlaka küçük açı arasında olacaktır. Dolayısıyla 1 ve 2 olamaz diyoruz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, fiziğin doğasıyla ilgili bir soru. Yukarıda verilenlerden hangileri bilim insanlarının sahip olması gereken özelliklerden değildir? Olaylara farklı açılardan bakabilme. Bu kesinlikle arkadaşlar bilim insanında olması gereken bir özelliktir. Ama bize diyor ki özelliklerden biri değildir. Mevcut genel görüşe göre hareket etme. Hayır. Eğer arkadaşlar bilim insanları hep mevcut genel görüşe göre hareket etmiş olsalardı şu anda bu
bilgi ve teknolojiye ulaşmamız biraz imkansız gibi görünüyor. Önceden yapılan çalışmaların doğruluğunu kabul etme. Hayır, zaten önceden yapılan çalışmalar doğru ise biz niye daha çalışma yapalım diye düşünebiliriz. Objektif ve tarafsız olma, bu kesinlikle bilim insanının bir özelliğidir. Olaylara farklı açıdan bakabilme, bu da özelliğidir. Hangileri özelliği değildir? 2 ve 3 diyoruz güzel insanlar. Türdeş ve özdeş karalevhaların birbirine yapıştırılmasıyla oluşturulan kaleme cisimleri iplerle şekillerdeki gibi asılarak serbest bırakılıyor. Buna göre hangileri verilen konumda dengede kalabilir? Sevgili dostlar, bu tür sorularda dengede kalabilmesi için ne yapmamız gerekiyor? Sistemin ağırlık merkezi şu ipin doğrultusunda olmalı diye düşünürüz. Bunun olması için sevgili dostlar, bir yöndeki torkun ipe göre diğer yöndeki torka eşit olması gerekiyor. Evet, bu parçanın torku bunu dengeledi. Bunun da torku bunu dengeledi. O halde sevgili dostlar, bu kalabilir diye düşünebiliriz. Veya sistemin arkadaşlar ağırlık merkezi, bakın şu iki parçanın ağırlık merkezi burada. Bu iki parçanın ağırlık merkezi burada. O halde bunları da birleştirdiğimizde sistemin ağırlık merkezi görüldüğü gibi ipin üzerinde diyebiliriz. Güzel insanlar. Aynı şekilde bakın sevgili arkadaşlar, şunun torku şunu dengeledi. Güzel kardeşim. Bakınız, şunun buraya olan uzaklığı 1,5 birim. Bunun da arkadaşlar ipe olan uzaklığı 1,5 birim. Bunun torku da bunu dengeledi. O halde bu da dengede kalabilir diyoruz sevgili arkadaşlar. Şimdi bakın, şu iki parçanın torku birbirini dengeliyor. Şöyle de düşünebilirsiniz. Bu iki parçanın ağırlık merkezi ipin üzerinde. O halde bu iki parçaya hiç dikkat almamıza gerek yok. Peki bu iki parçanın ağırlık merkezi nerede? Burada. O halde arkadaşlar, görüldüğü gibi sistemin ağırlık merkezi ipin doğrultusunda değil. Veya bunun torku bunu dengeledi mi? Evet. Fakat bunun torku bunu dengeleyemedi. Bunun torku daha büyük olduğu için şu belirttiğim ok yönünde dönecektir. O halde 3, yani M dengede kalamaz. Nedir sevgili dostlar cevabımız? Kavele Diyarbakır diyoruz. O noktasından aynı anda harekete geçen kale yüzücülerinin suya göre hızları şekildeki gibidir. M noktasına T sürede çıktığına göre L hangi noktaya ne kadar sürede çıkar denilmiş. Sevgili dostlar, görüldüğü gibi K'nın düşey bileşeni 2 birimken L'nin düşey bileşeni 1 birim olmaktadır. Dolayısıyla sevgili dostlar, buradaki nehrin genişliği D eşittir cismin dik hızı VD çarpı T diyoruz. Görüldüğü gibi arkadaşlar, 2 birime 1 birim olduğu için T süresi 2T, o halde çarpı 2T diyoruz. Zaten arkadaşlar görülüyor, dik hız, hız ile zaman ters orantılı. Biri artarsa diğeri azalır. Aynı yolu daha büyük bir hızla daha kısa sürede, daha küçük bir hızla daha büyük sürede gideceğimiz malum. Güzel insanlar. Dolayısıyla 2T sürede çıkacak. Peki arkadaşlar, bu M noktasına çıktığına göre girdiği nokta ile çıktığı noktayı birleştirdiğimizde görüldüğü gibi şu. Eğer bunu arkadaşlar bu şekilde alırsanız, görüldüğü gibi nedir bu akıntı hızı? Yarım birim. Ya da bunu iki katına çıkarttığınızda, bakın bunu da iki katına çıkartın. Akıntı hızını bir birim alın. Buradan da sevgili dostlar bir birim aldığınızda ne yapacaktır? P noktasına çıkacaktır diyoruz güzel insanlar. Bakın bir daha söylüyorum sevgili arkadaşlar. Şu girdiği nokta ile çıktığı noktayı birleştiriyorsunuz. Güzel insanlar, birleştirdiniz. Şimdi bu şekilde de alabilirsiniz. Akıntı hızını o zaman yarım birim. Yarım birim aldığınızda arkadaşlar görüldüğü gibi şu noktaya geliyor. Yani düşeyde bir, yatayda yarım. Düşeyde bir, yatayda yarım. Dolayısıyla
Düşeyde 2, yatayda 1. İşte ben ne dedim arkadaşlar? Bunu uzattığınızda 2 birim akıntı hızı görüldüğü gibi 1 birim oldu. Bunu da 2 aldığımda bu da 1 birim oldu. Veya aynı şey neticede bu noktaya gelmiş oldu diyoruz güzel insanlar. Şimdi olaya bir de şöyle düşünebiliriz sevgili arkadaşlar. Bakınız bu noktaya hedeflemişti. Bu noktaya geldi. T süre 2 T süre. Peki bunu arkadaşlar hedeflediği noktadan bir birim saptıran kimdir? Akıntı hızıdır. Yani arkadaşlar x akıntı, akıntı sürüklemesi ve akıntı çarpı T diyorum. Buna akıntı sürüklemesi diyoruz. Yani cismin hedeflediği nokta ile çıktığı nokta arasındaki bu mesafeye akıntı sürüklemesi diyoruz. Arkadaşlar T sürede bir birim sürüklemişse 2T sürede 2 birim. Bakın şu noktayı hedeflemiş. 2 birim nereye geldi? P noktasına geldi diyoruz. P noktasına 2T sürede çıkar diyoruz. Görüldüğü gibi sevgili dostlar bu soruyu 3-4 yolla size anlattım. Kendinize çok iyi bakın. Fizikokolik'te bakın. Tekrar buluşmak üzere arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve bütün insanlığa duyurmayı unutmayalım. Sevgili dostlar diyoruz. Hoşça kalın.